Herkese merhabalar. Şampiyonship Manager 0102 İstanbul Spor kariyerimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ve sonunda Real Sociedad Agovas'ına kavuştu. bu arada Fenerbahçe kazanmış. Beşiktaş da kazanmış. 32 puan. Fenerbahçe 25 puan. Galatasaray 30 puan. Şimdi niye Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş üstünde duruyorum? Çünkü bir şekilde ligin üst sıralarına sonradan da olsa açılıp geliyorlar. Biz bu döneme kadar Gençler Birliği ile mi oynuyoruz yine? Evet. Hem lig hem kupa. Gençler Birliği İlker %91 diyor kondisyon için ama haydi bakalım. Solis. Ah. Gençler Birliği tehlikeli pozisyona girdi. Şöyle oyuncularımıza bakalım. Özelliklerde e, istatistiklerde değişiklik var mı? Solis ve Zigalco en fazla topla buluşan adam diyerken, derken diyecekken Bülent Karaman'ın golüyle 1-0 geriye düştük ve maçta 21. dakikada attı golü. Günal sarı, sakatlandı. Umarım oyun planlarında değişiklik yapmak zorunda kalırlar. Ki. O da kötü oynuyormuş. Yerine giren Sümer Beyhan daha iyi bir oyuncu zaten. Bizim listemizdeydi değil mi? Evet. Allah'ım adamın kötü oynayan oyuncusu sakatlanıp yerine daha iyi oynayanı giriyor. Selçuk, sarı kart, güven koca bal hemen müdahale. Şart şöyle yapacağız. Şöyle Solis attık. Güven yerine Mehmet Yozgatlı'yı attık. Güven Yalçın'a zorla nazar değdirdim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet. Umarım ah, Mehmet Yozgatlı attı. Değişikliğimiz takımı biraz hareketlendirir diyecektim. Mehmet Yozgatlı 2 geldi. Tisigalko. Zaten iyi oynuyorduk da en azından kilidi Mehmet Yozgatlı ile açtık. Hoca bitti hoca. Hoca bitir hoca. İyi gidiyoruz. Pozisyonlar buluyoruz ama bir kontradan ve böyle Ters bir toptan yiyeceğiz diye çok korkuyorum bu arada. Evet. Çok zor da olsa yaptığımız değişiklikler sonuç verdi. Mehmet Yozgatlı ilk golü attı. Ve ikinci golde de Maxim Tsigalko sahneye çıktı. 2-1 kazandık. Neyse ikincilikteki yerimize devam ediyoruz. Diyarbakır Spor kazanmaya devam ediyor. 3-2 yenmişler. Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediye burada kim Özke Okan Hakikat Yıldırım Levent gün doğdu Born Delighted Evet teşekkür ederim Eyvallah Bort kardeş Ulan bu board ne falan diyorduk o zaman da yönetimmiş Dünya Kupası var burada. Çok keyifli olacaktır Dünya Kupası. Murat Önür. Ee, keşke gözlemlemeseydik. Değil mi? Evet ligde biraz daha e, iyi olmamız lazım. Biraz daha kendimize gelmemiz lazım. Artık maç kaybetmeden e, bir seri yakalamak lazım. Diyarbakır Spor da iyi gidiyormuş. yani Bir şey de diyemeyeceğim. Ters takım, tehlikeli takım. Kabul ediyorum bunu. Özellikle bu serilerde Tahir, Karapınar 61 milyon euro. Vay vay vay. Sen 61 milyon euroya stoper sat. Aynı galakside 27 milyon euroya Ronaldo'yu almaya çalış. Bir de alıyorlarmış. Larsson gidiyor Inter'e. Hemen bir golcü satıp yerine yenisini aldılar değil mi? Evet. 30 yaşındaki golcüyü Inter kadrosuna kattı. Vieri, Crespo, Christian Vieri. Ne golcüler ne golcüler. 4,5 milyon euroya yok dedin. E şöyle yapayım. 5,75 yapalım. Teknikte de fena değil. 11. Asprilla Şaktar'la yeni sözleşmeyi Beş imzalamış. 5,75. Neyse alacağım ben seni Azar kardeş. Ligde birlikte azacağız. Bu arada Ocak ayındayız. Aslında azarı alsak direkt gelir. Şöyle, e, o Markus Babel kaç para? 13.75. Marcelo Salas tabi gelmez bize. Böyle bir hikaye yani. Yok, bu da değil. E, i̇lgimizi çekmedi. Şöyle haberlerden yürürsek. 7 milyon euroya kadar çıkalım. Kupa maçı Fenerbahçe. Şükür Saraçoğlu'nda oynuyoruz. Biraz daha toplanmış. En azından sahada reaksiyon verebilen bir Fenerbahçe var artık. Son dönemlerde kendini topladı. Ortega nerede oynuyor bu arada? Ona attı. Ya bazen böyle fantazi şeyleri ben yapıyordum da bu yani burada görünce dedim sağda bir yerde mi oynatıyor? Bu arada Fenerbahçe'de yani Fatih niye Stoper'de oynatıp böyle bir şey yapıyor Fatih Akgeli onu da bilmiyorum ama sağlık olsun ne diyeyim yani elimde Ortega gibi bir adam varsa Forvet arkasına en kötü Ortega'yı atarsın çift Forvet oynayacaksan. Forvet arkasında Ortega'yı atarsın. Yani orada da kanadı tek başına kullanacak hem savunma hem hücum. Adam diyecek ki beni kanat bekte oynattılar. Serhat gene stoperden gol yiyoruz ya. İstediğimiz i̇şte gibi oynamıyorlar. Bu arada oyuna ağırlığını koydu. Fenerbahçe üst üste pozisyonlar da buluyorlar. Güven Kocabal. Mehmet Yozgatlı Solis hamlesi gelsin. Samvet sakatlandı. Pinto'yu atacağım ya. Evet maç bitti. Safet 10 gün sakatlandı. Evet Türkiye kupası artık çeyrek finalde biz yokuz. Fenerbahçe Beşiktaş'ta karşılaşacak. Ee, bizim de ciddi anlamda artık yani en azından stoper ihtiyacımız var stoper bulmamız lazım. Dört tane adam geldi ama yok işte olmuyor bizim ciddi ciddi stopere ihtiyacımız var. Sparta Prag. Yani Novonti'yi alamayız zaten de. Ya da satarlar mı? 2 milyon euro. Ee, 21 yaşında Zdenek bu da iyi bir adam. Markaş top kapma güzel takım oyunu iyi güç dayanıklılık. Cesaret falan biraz düşük ama. 3.1 ikisinden birisini alalım. Genç bir stoper de bizim işimizi görebilir ama Yine de önemli olan Galatasaray Gençler Birliği, Galatasaray yendi. Liderlik koltuğuna oturdu. Ee, i̇şte bundan bahsediyordum. Galatasaray bir ara dördüncü falandı, beşinciydi. Şu an liderlik koltuğuna oturdular. Orta sahada kim yok? Selçuk. Zeki'yi aldık. O zaman e, ne yapıyoruz? Solis. Solis'i de Güven Kocabal yerine merkeze attık. Sergen Hocam gelmiş, hoş gelmiş. Sergen'i de şöyle bir yedeğe alalım. 7 yabancı. Aslında bu 7 yabancı çoğaldı. Önce şeydi. TheoMan hani 2 yabancıyla başladı. 7 yabancıya kadar çıktılar. Teoman'ın 2 yabancısından sonra Federasyonun 6 yabancısı. Tahminimce sonra böyle bir daha yükseltecekler, bir daha düşürecekler. Yani şimdi geleceği anlatıyorum şu an size. Yükseltecekler, düşürecekler falan. Kulüpler ona göre transferler yapacaklar. Ondan sonra diyecekler ki kademeli olarak düşüreceğiz falan. Tahmin ediyorum böyle olacak. <laughs> Eğer tutarsa bu düşüncelerimi yazarsınız yorumlara? Hani CM0102 oynuyoruz. 2000, 2002 yılındayız. Yani böyle şeyleri düşünüyorum. Uçe hayret. Nasıl bir adamsın sen Romanyalı? Tiberiu. Yalnız güzel adam. Dinamo Kiev'den kiralıkmış. O adama yazılalım bakalım. Listemize ekledik gerçi de yani hiç fena bir adam değilmiş. Kona peki oynamıyor. Tamam. Kona'yı hemen değiştirelim. Mustafa Özsoy'u tattı. Ee... Kime atabiliriz? Kimseye atamayız ki. Santroforumuz yok. Şöyle yapayım. Andre konayı geri attım. Sergen'i aldım. Hop şöyle yaptım. <laughs> Sigalko attı. Oğuzhan Akgün 2 asist. Zeki bir asist. İyi ee, iyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz ama Tahir Karapınar'ı atalım. Mehmet Yozgatlı'nın golü var. Sağda Mehmet Yozgatlı ile başlarız. Merkezde Alonso Solis o zaman. Sergen Yalçın da derken. o Tizigalko. 5 oldu ve 5 birlik tatmin edici bir skorla e, ligde ikinciliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Diyarbakır Spor halen lider. 3 çok yüksek değil ama markajı falan. Neyse diğer tümere saldırıyormuş medya. Ula, ne biçim adamsın sen diye. Kabul etmediler. Neyse, diğer, diğer stoperi, evet. Raigera, bir yaş altında. Thomas Hübsman. Olmadı, seni alalım. Sen de taş gibi bir adamsın. Ya ver direk 5.25 al bitsin baksana taş gibi stoper yani Strasbourg'da bu paraya adam satmayı beğenmiyor hüps hüpsman hüpscuman neyse hüpsmana yönelelim bakalım olmadı onu alalım yani 5.25 Strasbourg kabul etmedi. Oyunda zaten stoperlere harcanan paraları görüyorsunuz. Pozisyon alması falan da çok iyi. Aa, evet. Sen sen mi geliyorsun? Olur, olur. Ne olursa olsun kabul etmem diyor. Vallahi ben verdim 900 bin euro, 140 bin euro maaş alıyorsun. stoper ararken Saffet Akbaş'ın iyileşmesi ne kadar iyi oldu. Harika bir maç. 0-0 bitti. Çok güzel. Ben yani çok güzel diyorum. Ama güzel oluyor çünkü. Neden? Ondan bahsedeyim size. Yani şu bu, bu puan aralıklarına kadar böyle buralarda kalırsa bizim işimiz daha iyi olacak. Şimdi onlar 19. haftanın maçlarını yapıyorlar. Biz yine galip geldik mi aradaki puan farkını arttıracağız. Alum Saydo, Alum Buker. Ha işte. Tik. İstanbul Spor, Denizli Spor. Hadi bakalım. Levent Kartop şu an Denizli Spor'un teknik direktörü olan orta saha oyuncusu Levent Kartop zamanında da Denizli Spor'da forma giymişti hatta oranın altyapısından çıkmış gözüküyor hatırlamıyorum ama olabilir de olmayabilir de bir şey diyemeyeceğim yanlış yönlendirmeyeyim Roman Kratoçvil uzun süre ligimizde oynadı ya Kratoçvil'de hem sağ hem sol Avrupa'dan sonra mı geldin? Yok. Ersen Martin var bir de değil mi? Bu da şeye gidecek. İspanya'ya falan gidecek Ersen. Ah. Oh, Peter Kabat. Yani var ya iki tane e, uzun boylu hava toplarına hakim adam. İşte pardon. Peter'i hatırlamıyorum da Ersen hava topları iyiydi. Uzun boylu fizikli bir adamdı. Evet. Yine kaleci sendromumuz baş gösterdi. Biz bir de kaleci alacağız herhalde. Evet yine rakip yarı alana yıktı koyunu ama Ah be Goller kaçıyor Böyle bir değişiklik yapalım diyeceğim inşallah daha fazla süre geçmeden Değişikliğe geçeriz şuradan kondisyonlara bakalım ee, Ak gün olsan düşmüş 72 Şöyle bir Sergen Yalçın ee, Kona yerine de Kime atacağız konu yerine? Hiç kimseye atamayacağız. Gene şey var. Ya hadi bakalım ya. Bir, bir böyle hareket falan olur mu acaba? Çok merak ediyorum. 2-2'lik. Skor kazanamadık. Diyarbakır kaybetti. Galatasaray yine yendi ve sıralamada üst ve yükseldi 5 ay yok ayda evet çok güzel mutsuz pozisyon alma 16 refleks 16 evet. volkan demiral kart aldı mı acaba Fenerbahçe'ye gelmiş. Fenerbahçe'de kim var? Rüştü, Oğuz. Oğuz Dağlaroğlu. Pozisyon alma 12, refleks 15, 50 kontrol. Olsun, olsun, olsun. Satarlar mı? 21 yaş altında Kerem İnan. Kerem'i satmazlar. Kerem İnan da aslında alsak güzel kaleci. Oğuz. Mehmet Kariman mıydı bu? Evet Kahriman pardon. Şu genç takım. B takım boş. Üsman kendisi gelmiyor. Neyse öteki genç Çek stoper geldi. Okan Buruk 4.3 milyon euroyu geri aldılar. Vay be. Neyse biz bir de Kerem'e yönelelim. Kaç paramız kalmış? 2.8 kalmış. Kerem 2.8 milyon euroya Kerem'i de vermiyorlar. Yani bizim bir de yerli kaleciye ihtiyacımız var. 1 2 3 4 5 6 Pinto'yu çıkartacağız. Uçayı alalım. Ya çünkü Avrupa Kupası başlayınca Behrama kalacağız. Yani Behram'la da olmayacak bu iş. Ee, yani Ömer Çatkıç da vermezler o paralara. 4,5 milyon euro zaten adamın. Adamın onlara gelişi 4,5 milyon euro zaten. Gökhan Tokgöz. Ya fena değil ama bunu da vermiyorlar herhalde. 8 diyeyim. imza parası veremeyeceğiz. Beyhan Sümer. Parasız kaldık. Şu an hiç hatırlı Alt liglerden kaleci bakalım. Gökhan da e şöyle diyelim. İstanbul Spor Genç kategoriye baktık da kimse yok. Evet Oğuz falan var. Kerem İnan, Oğuz Dağlar. Onları da vermemeleri çok normal. Şöyle yapacağım. Liderin kalitesine bakalım. Kimmiş Richard Kingston. Faruk Demir, İlker Avcıbay. İlker Avcıbay. Konya Spor'da kim var? Metin Mert. Serkan Boyar. Emre pozisyon 6. Şu an gerçekten hiç aklıma. Murat Şahin. Yani neden olmasın? Evet sonra Beşiktaş'a falan da gelmişti. Evet Murat Şahin biraz daha işte, işte orta seviye bir kaleci ya. Ulan bunu da mı vermiyorsunuz ya? 2 milyon euro mu istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz Murat Şahin için? Yok. Beşiktaş Göksel Gencer'i onlar oynatıyor zaten. Erhan ve Okan Topaloğlu. kulüpte kalmak istiyorum. Morali bozuk ama ne olursa olsun kulüpte kalacağım. Moduna geçmiş bu adam. Çeyrek finalde penaltılarla Fenerbahçe elemiş. Diyarbakır, Gaziantep ve Trabzonspor. Evet, fevzi yani kaleci bulamayacağız. Avcumuzu yalayacağız. Aslında iyi kaleciler vardır da aklıma gerçekten gelmiyor şu an. Biraz daha eee Oyuna alışmamız lazım sanırım. Oyunun oyuncu dinamiklerine. Evet Behram. E, Kona da yok. E, Cenk yeni kontrat istiyor. Sergen ama sadece sol ayak. Şöyle yapayım. Sigalko ile Sergen'i yer değiştirelim. Ne olur ne olmaz. Sergen'in ne yapacağı belli değil. Kendi bile bilmiyor bence neler yapabileceğini. Hadi bakalım. Galatasaray deplasmanı. Valla ben size söylüyorum kalecim sakatlanacak. Ya da kırmızı kart görecek. Berkant. göktan Berkant yapıştırdı. Evet Galatasaray Terminatör modunu açtı. Geriden geldiği ligi alacak gibi gidiyor. Geç da var burada gelen. Beşiktaş da öne geçti. Trabzon beraberliği. Sergen attı. Şampiyonluk geldi. Oğuzhan yerine de Cenk işleri atalım. Umarım işler yolunda gider Cenk'ciğim. Ve <laughs> galibiyet golü gelir ayağından. Bu arada bir hareket. Ah be kim kaçırdı lan? Ne oldu orada? Sigalko kaçırmaya devam ediyor sanırım. maç bitti. 1-1. Alonso Solis maçın adamı. Evet Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu. Demek ki Galatasaray tam olarak terminatör modunu henüz açamamış. 39-40 ve 41 puanlar Çaykur Rize ve Beşik e, Fenerbahçe'de e, artık bence bu ilk 6 şampiyonluk mücadelesi verecek. Tabi önümüzdeki 5 ve 6 haftalık süreçte alınacak puanlar ya da kaybedilecek puanlar bu sıralamayı 4'e kadar düşürebilir. Hüseyin Çimşir gözlemledik. Evet. İyi transfer olurmuş. Şöyle lig kupa görünümüne gelelim. Ligde 4. sıradayız. Ee, çok hızlı, sert bir giriş yaptık. Direkt üst üste galibiyetler ve liderlik koltuğuna devam ettik ama yavaş yavaş lig oturmaya başladı. Gençler Birliği Denizli ve Yozgat Küme düşme hattında Antalya Spor, Bursa Spor'u da dahil edebiliriz. 6 puanlık bir fark var ama ilerleyen haftalardan olacak göreceğiz. Şampiyonluk yarışı da bence şöyle ilk 7 takım hatta ilk 8 takımda diyebiliriz. Şu 30 puan ve üstündeki takımları da şampiyonluk yarışındaki takımlar olarak görüyorum. Yarışı diyorum özellikle. Ama Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçecek diye düşünüyorum. Bu ikisinden birisi şampiyon olur tahminlerime göre. Öyle haftanın takımı, yılın takımı daha yok. Haftanın takımında kimler varmış? Mike Duff e, ve İlker var bizden. Galatasaray'dan, Galatasaray'dan kimse yok. N niye yani bizi yenemedi diye? B böyle mi oldu bizi yenemedi diye? Bu da bir tuhaf olaymış ya. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.